Hayırlı akşamlar değerli hemşehrilerim, değerli Bitlisliler. Malum Bitlis Ticaret Merkezi'nin deki iş yerlerinin yıkılmasıyla ilgili bir süredir devam eden bir süreç var. Biz İYİ Parti olarak defalarca bu konuyla ilgilendik. Bitlis'e önce bir grup milletvekilimiz geldi, sonra ben de dahil olduğum ikinci grup milletvekili geldi. En sonunda da İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener gelerek Bitlisli vatandaşlarımızın, oradaki iş yeri sahibi insanlarımızın veya orada kiracı olabilir, mülk sahibi olabilir, onların yanında olduğunu ifade ettik. Burada bilindiği üzere burada bir plan var, bir çalışma var. Bu çalışma dere ıslahı çalışması diye başlamış. Fakat Bitlis'in, yani yüzyıllardır ticaret merkezi olan, orada ticaretin döndüğü Bitlis'in en güzide iş yerlerini yıkmaya, parçalanmaya, bölmeye, yutmaya yönelik bir proje haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı kararnamesi çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla çıkan kararnamede işte oradaki tarihi binaların, caminin dahi olduğu alanın yıkılacağı, yıkım alanı olarak belirlenmiş. Madem bu bir dere ıslahı çalışması, bir dere ıslahı çalışmasında dereden o kadar uzaklıktaki iş yerlerini niye yıkıyorsunuz? Dolayısıyla bunu hiçbir şekilde kabul etmek mümkün değildir. Orada yeni binalar var. Bu binaların normal şartlarda çürük raporu yok. Veya bu binalarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Dereyle ilgili bir sel riski yok. Buna rağmen oradaki iş yerleri, yaklaşık 740 tane iş yerinin yıkılmasını anlamak mümkün değil. İnsanlar burada ekmek yiyorlar. İnsanlar burada karınlarını doyuruyorlar. İnsanlar buraya ömürlerini vererek bu iş yerlerini almış. Mülk sahipleri açısından söylüyorum. Veya işte belediyenin olabilir, vakıfların olabilir, onların kiracısı konumunda olan orada iş yeri sahibi insanlarımız var, dükkan işletenler var. Geçenlerde görüştüğümüz bir tane vatandaş diyor ki, vakıfların yerini diyor ben hava parasıyla aldım diyor, 3000 cumhuriyet altını verdim diyor. 3000 cumhuriyet altını ne demek? Yani bu insanı iş yerinden atacaksınız ve ona bir kuruş para vermeyeceksiniz. Ve bundan sonra bu insanlar ne yapacak? Yani bunu anlamak mümkün değil, böyle bir projeyi nasıl hayata koyabilirler? Bitlis zaten Türkiye'nin en fakir 3 şehrinden bir tanesi. Geçmişte 4 milletvekili vardı. Nüfus azaldığı için bu 3 milletvekiline düştü. Bundan sonra Bitlis zaten göç veriyor. Bu, bakın, buradan ben çok net bir şekilde söylüyorum. Burada oradaki insanların çok önemli bir kısmıyla birebir konuşmuş birisi olarak söylüyorum. Eğer buralar yıkılırsa, bu iş yerleri yıkılırsa, bu insanlar Bitlis'ten göç edecek. Çünkü verdikleri para zaten iş yerlerinin değerinde karşılamıyor. Çok düşük para veriliyor. Hele ilk teklif edilen paralar çok çok düşüktü. Sonradan bizlerin baskısıyla, bizlerin konuyu gündeme getirmesiyle, orada ticaret odalarının, diğer siyasetçilerin gündeme getirmesiyle ikinci ve üçüncü teklifler, değerlendirmeler yapıldı. Bir miktar yükseltildi. Ancak yükseltilen bu rakamlar yine hala değerinin de, rayicin de altında. Yani insanların emeğiyle, çoluğunun çocuğunun rızkından artırarak efendim biriktirdikleri, aldıkları yerlere bugün oradaki bir rant mafyası, kusura bakmasınlar, çöküyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Biz bu anlamda Bitlislerin yanındayız. Oradaki vatandaşlarımızın yanındayız. Bitlis yeni bir göçü kaldıramaz. Ben oradaki insanlarla birebir konuştum. Şunu söylediler bize. Biz de bu, eğer buradan bu şeydekiler, bizim iş yerlerimiz yıkılırsa, bizim artık bu verilen paralarla bir iş yapacak durumumuz yok. Burada yeni bir iş kuramayız. Bize gösterdikleri yerler şehrin çok uzağında yerler. Ve oralarda da iyi dükkanlar zaten kalmadı. Dolayısıyla biz alacağız göçümüzü, gideceğiz büyük şehirlere. Ve bu paralarla orada da hiçbir şey yapamayacak. Bitlis yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Bunu görmemek için kör olmak gerekir. Bitlis vatandaşı devletinin yanındadır. Bitlis vatandaşı devletle çatışmak elbette istemiyor. Polise karşı durmak elbette istemiyor. Ancak orada insanlar rızkını temin ediyorsa, rızkını temin eden insanlar rızkını da kimseye bırakmak istemiyor. Bu anlamda ben oradaki vatandaşlarımızın, oradaki iş yeri sahibi, ticaretle uğraşan insanlarımızın birlikteliğini görüyorum. Çok mutlu oluyorum, memnun oluyorum. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Birlikteliğinizi asla bozmayın. Birlikteliğinizi bozarsanız bu işte muvaffak olma imkanınız yok. Biz sizin bu haklı davanızda her zaman yanınızdayız. Şimdi
en son ne demişlerdi? 30 Temmuz'a kadar veya 31 Temmuz'da yıkacağız demişlerdi. Bugünkü gördüğüm yazıda 15 Ağustos'a ertelenmiş bu. Biz buradan valiliğe de rica ediyoruz, istirham ediyoruz Sayın Validen. Bunu lütfen düzeltin. Yani oradaki vatanına, milletine bağlı Bitlisli vatandaşımızı devletle karşı karşıya getirmeyin. Buradaki insanların bize söylediği şeyi size buradan tekrar ben söylüyorum. Biz oradan bir tane çiviyi alıp bir yere koymayacağız. Yıkacaksanız içindeki eşyalarla birlikte yıkın diyorlar. Bunu yapmayın. Yazıktır, günahtır. Tehdit olmaz. Devlet tehditle iş yapmaz. Devlet derken devlet adına orada iş yapanlara sesleniyorum. Ne deniliyor? Deniliyor ki efendim bu fiyatları kabul etmezseniz ilk fiyatlara döneceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer ilk fiyatlar doğru fiyatsa niye fiyatı değiştirdin? Yüksek fiyatlar doğru fiyatsa ki biz onun doğru fiyat olduğunu kabul etmiyoruz. Onun çok çok üzerinde olması lazım. Ama yükseltmişsin madem yüksek fiyat doğru fiyatsa niye tehdit ediyorsun da sana ilk fiyatı veririz diye insanlarla. Yani insanlarla dalga geçer gibi hareket etmenin bir anlamı yok. Tabii şimdi burada yani göz göre göre bu kadar aleni bir şekilde 740 tane iş yeri var. Bu iş yerlerini yıkmak, ondan sonra insanları göçe maruz bırakmak, Bitlis'i yoksulluğa mahkum etmenin akılcı, rasyonel hiçbir izahı yok. Orada belli ki gözü dönmüş bir kısım rantiyeci var. Rant projesi haline getirmişler bunu. Devletin kurumlarında yanlarına almışlar. Devletin kurumlarıyla orada vatandaşa zulmediyorlar. Biz bu zulme bizim rızamız yoktur. Biz bu zulüm ve hiçbir şekilde efendim rıza gösteremeyiz. Bu anlamda biz Bitlisli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Sayın Genel Başkanımız da, Sayın Meral Akşener de bunu çok net bir şekilde orada ifade etti. Bunu Bitlisi, Bitlis'in haklarını, Bitlislilerin haklarını, Bitlislilerin iş yerlerini oradaki 2-3 tane, 5 tane rantiyeciye teslim etmeyeceğiz. Bu böyle biline. Buradan Sayın Bakan'a da, biz bakandan biliyorsunuz bu Bitlis'ten şeylerimiz biliyor. Randevu almıştık bayram sonrasında. Tam ziyarete gidecekken bu işte 10-15 gün önceki yangınlar çıktı ve yangın nedeniyle Çevre Şehircilik Bakanı da yangın bölgesine gitti. Uzun sürede gelmedi herhalde. Bize randevu tekrar verilmedi. Bu randevuyu da biz bakandan bekliyoruz. Kendisine bizzat izah edeceğiz. Oradaki gözlemlerimizi anlatacağız. Yani orada bir sürü milletvekili arkadaşımızla defalarca yaptığımız ve görüşmeler, bizzat yaptığımız ziyaretlerin sonucunu anlatacağız. Veya orada efendim oradan bize sürekli bilgi akışı oluyor. O bilgi akışının sonuçlarını anlatacağız. Burada insanlarımız biz şunu söylüyor. Biz devletimize bağlıyız. Biz devletimizi seviyoruz. Bizi devletimizle karşı karşıya getirmeyin. Yani orada insanları devletle rızkı arasında, çocuğun nafakası arasında sıkıştırmaya kimsenin hakkı yok. O yüzden burada insanlar elbette ki paralarının, varlıklarının gitmemesi için, varlıkların bir başkasının eline geçmemesi için orada direneceklerdir. Direnmek de onların en tabii hakkı. Anayasal bir haktır bu. Yani bu mülkiyet hukuku vardır. Yani anayasa tarafından teminat altına alınmış, evrensel hukuk tarafından teminat altına alınmış bir şey. Yani doğru düzgün bir gerekçe göstermeden oraları yıkacağız, siz illa şuraya gideceksiniz şeklindeki bir anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Bunu Bitlisliler de kabul etmeyecektir. Bu anlamda da zaten Bitlisliler yapılan bu zulme boyun eğmeyecektir. Biz bu haklı mücadelede, Bitlisli vatandaşların yanındayız. Burada inşallah hiçbir şekilde elbette istemeyiz. Burada onları da sükunete davet ediyorum ayrıca. Ama yarın bir gün insanlar çoluğun çocuğunun nafakasını temin ettiği o para kazandığı o ocakların yıkılmasına efendim karşı çıkmaları durumunda çıkacak bir olay olursa bunun sorumlusu Bitlis'teki ilk önce AK Parti teşkilatıdır. Daha sonra da Bitlis'teki bu işle ilgili devlet yönetiminde Çevre Şehircilik Bakanlığı'dır, valiliktir, diğer birimlerdir. Bunu buradan söyleyelim ve merkezden bu çığlığa kulak tıkayanlardır. Çevre Şehircilik Bakanlığı'dır. Bunların sorumlusu odur. Buradan elbette tekrar tekrar söylüyorum. Hiçbir taşkınlık olmaması gerekir. Ancak bu tür şeyler çok da provokasyona açıktır. Dolayısıyla yarın bir gün istenmeyen bir hadise olursa da bunun sorumluluğunu milleti bu sıkıntıya düşürenler bunun sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalacaklardır. Ben buradan duygularımı sizlere bu şekilde
özellikle ifade etmek istiyorum. Bu haklı davanızda tekrar yanınızda İyi Parti olarak, İyi Parti ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak ve İyi Parti teşkilatları olarak milletimize vaat ediyoruz. Biz sizin haklı davanızda yanınızdayız. Sonuna kadar bu mücadelede sizin yanınızda olacağız. Hepinize sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. İnşallah bu sorun çözülecektir diye de düşünüyorum. Buradan da hem bakanlığa hem de Sayın Cumhurbaşkanı'na da seslenmek istiyorum. Lütfen Cumhurbaşkanı da bizim sesimizi duysun. Cumhurbaşkanı Bitlislerin feryadını duysun ve bu zulme artık dur desin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.